Gerekirse uzaya taşınma pahasına sizleri evlendiriyorum. Bir asık da kocayın. Durun, aile cüzdanınızı vereceğim. Tabii ki Aleyna Hanım'a veriyorum. Aleyna, tebrik ederiz, mutluluklar diliyoruz. Şu ani bir şey, sizinle bir nikah oldu. Evet, vallahi çok böyle ani bir şey oldu. Hatta zaten Cemal'den verseler de başka şehirlerden şahidim olmaya geldiler. Gece geri dönecekler. Ben robot tarafıyım. Rica aldım ben. Aynen. Çok ani bir şey. Değil mi? Aynen. Evleniyorum dedi. Kız tarafı. Robotla dedi. Erkek tarafı. Vallahi yani çok heyecanlıyım gerçekten. Ve yani 2 yıldır beklediğim bir şarkı çıkıyor ve böyle değerli isimlerle beraber böyle güzel bir etkinlikte. Böyle evlilik adı altında böyle tatlı bir lansman yapalım. Bu fikir dedi. Nereden çıktı? Güzel bir konsept oldu. Bu fikir benden çıktı. Ben dedim ki zaten bir protesto var klipte. Tüm insanlık benim bir robotla evlenmemi protesto ediyor. Çünkü insan duygularına aykırı bir şey olacağını düşünüyorlar. Çünkü hani robotlar, makineleşme vesaire olunca sanki damat insanın gönlü gidecek. Damat Bey geldi, Damat Bey geldi. Gel aslanım, gel aslanım. Sanki hani insanların görevi bitecekmiş gibi aslında robotlar insanların yapmaması gereken işleri yapmak için çoğalıyor olacaklar. Ve ben aynı zamanda biliyorsunuz sürrealizme çok kıymet verdiğim için ve tüm kliplerimde daha sürrealist şeyler yapmaya çalıştığım için keza sen olsan bari de. Sen de zaten sürrealistsin. Aynen. İşte sürreal bir şey yapmak istedim ve hani insanın her şeye aşık olabileceğini anlatmak istedim aslında. Bir ağaca, gökyüzüne, bir şarkıya, bir robota. Çünkü bence her şeyin bir ruhu var ve ben bunu vurgulamak istedim aslında. Bu yüzden çektik o klibi. Öyle yani. Burada sanatçıyım. Evet, Twitter'daki paylaşımlarından da aslında anlayabiliyoruz. Aleyna Tilki'nin ayrı bir felsefesi var diyebiliriz. Aleyna evet. Tilki'nin ana felsefesi nedir mesela? Hangi konulara yoğunlaşır genelde? Benim ana felsefem... Zaten biliyorsunuz konsept olarak sürrealizm ve birazcık da ana felsefem paralel evrenden konuşmak olabilir yani ve sanki kelimeleri ve cümleleri ben söylemiyorum da evren söylüyor ve ben onun bir iletkeniymişim gibi hissediyorum. Aslında bu klipte de evrenin bir hikayesini yazdım. Benim hikayem değil bu çünkü ama bana mal oldu. Bilmiyorum belki de benim felsefem evrenin bana vesile ettiği cümleler olabilir. Aslında teşekkür ederim. Utopik hayalleri bile gerçekleştirebileceğini anlatıyor. Evet. Yani her şey çok büyük olabilir, çok ütopik de olabilir ama biz de istersek gerçekleşebiliriz. Evet, teşekkürler. Peki evlilikten ve düğünden bu kadar bahsetmişken gerçekten evlensen nasıl bir düğün isterdin? Böyle. Yine nikah şahitleri gerçekten evlenmedim şu an. İnanmıyor musunuz yani? Hayır, o değil. Şey soruyorum. Medeni halimi evli diye değiştirebilir miyim falan diye bir soru sordum insanlara. Abi değiştiremiyormuşum, ona birazcık şaşırdım ama gönüllerde evliyim artık. Buradan herkese duyurulur. Ha ama klibin hikayesi biraz bu. Bilmiyorum o güne kadar ne olur ama. Bakacağız, teşekkür ederim. Biraz daha bahsedelim peki nasıl? Klibin sonrasında, teşekkürler. Peki son olarak da dadı istiyorum, bir arayışınız var. Çok konuşuldu. Evet, aynen. Yardımcılarınızla, asistanlarınızla sorun yaşadığınız için mi böyle bir talep? Yok, hayır. Tamamen eskiden küçükken dadılarım vardı benim bir sürü. Ve bana çok iyi bakıyorlardı. Evet, biri gidiyordu, biri kaçırıyordu ve hani o yüzden dadıya biraz alışmış olabilirim. Tüm temel ihtiyaçlarımı bir saf bir çocuğa sevgi verirmişçesine karşılıyorlar çünkü. Karşılığında çok büyük maddesel şeyler beklemeden o yüzden bir dadım olsun istedim. Teşekkür ederim. Bir sürü şey geldi yani dünyanın her yerinden bir sürü mail geldi yani. Peki çok teşekkürler, hayırlı olsun tekrardan. Allah biraz sıkla kocası.